Açlık grevlerine başlamasının zaten nedeni daha önce de bu görüşlere gidip geldiğimizde bunlar kendisini hissediyordu. Oradaki tecrit, özellikle Öcalan üzerindeki tecrit sanki sadece bir kişi üzerinde gibi olsa da aslında tüm toplumu üzerinde, özellikle tutsaklar üzerinde kendisini belirliyor. Görüşlere gittiğimiz zaman bile önceki normal şartlardaki şeyi hemen o farkı gözetiyorsun. İşte o disiplindir, yok o görüş şeylerinde, yani o sıkı, aynı zamanda içeride ki o tecrit sistemi diğer cezaevlerine de yansıyor. Şimdi tecrit elbette sıkıntılı, bir insanlık suçudur. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insanın 3 yıla yakındır ailesiyle, avukatlarıyla dünyada görülmeyen bir tecrit. Bu tecritin temel sebepleri elbette ki siyasidir. Siyasi, bunlar siyasilerin üzerine uygulanıyor ama o ölçü alınarak, öncü rolünde olduğu için onun üzerinde tüm topluma bu yaygınlaştırıyor. Bunlar da ister istemez bunu hafifletmek, toplumu duyarlı hale getirebilmek, toplumu bu konuda dikkatlerini üzerine çekebilmek için böyle bir sesin topluma ulaşması için açlık grevine. Yoksa içeride tutsak olan bir insanın açlık greviyle ne iş olabilir? Demek ki bu sorunlar çok çekilmez bir hal alıyor. Gerçekte de bir baktığımız zaman yani Türkiye'de bu tecrit olayı tüm toplumsal muhalefetin üzerinde yayılmış şekilde. Sabahat Tuncel'in politikada yaptığı tüm şey hem milletvekilliği döneminde hem dışarıda hem de şimdi cezaevinde mahkemelerine gidiyoruz, orada şahit oluyoruz. Söylediği bir tek şey var, iktidarın yaptıklarını, olumsuzluklarını halka anlatmak. Bunu geçmişte de yapıyordu, bugün de yapıyor. Mahkemelerde de aynı şeyi söylüyor. Ve bu ülkede Kürt sorunu olduğunu, bu sorunun çözülmeden, bu sorunların çözülmediğini hep dile getiriyor. Ve bu sorunun temel muhatabı da Sayın Abdullah Öcalan olduğunu söylüyor. Ve bununla görüşüldüğünde bu tip sorunların, ölümlerin önünün kesileceği söyleniyor. Ama her nedense bunun toplumda önünü kapatılarak sanki çok büyük bir şeymiş gibi bu sesin halka ulaşmasını özellikle engellemek için özel bir çaba sarf ediliyor. Bir barış, bir diyalog ortamı oluşsa bu işlerin bir hafta 10 gün içerisinde ne kimsenin burnu kanayacak, ne kimse mağdur olacak, ne bu kadar paralar harcanacak, ne de fakir fukaranın çocuğu bu kadar mağdur olacak. Yani bu açlık grevlerinin temel amacı da bu diyaloğun önünün açılması, bu tecritin kaldırılması, Sayın Öcalan'la bu müzakerelerin başlatılması. Onun için topluma şöyle bir çağrım vardır. Yani bu sese kulak verin, bu sese destek olalım, bu sese hep birlikte, bu çağrı önemli bir çağrı, bunu önemseyelim ve bu sorunların hepsine bir de çözüm olabilecek bir pratik adımdır bu diyorum. Bu insanlar orada bir duyarlılık yaratmak için, bu tip sorunlara çözüm bulmak için, çözüm olunması için bu açlık grevlerine başlıyorlar. Fakat maalesef geçmişte de gördük, yani bugün de baktığımızda toplumda gerekli desteği henüz bugün de göremiyoruz. Bu sorunun çözülmemesi için, iktidar ayakta kalabilmesi için, iktidarda kalabilmek için ayak sürütüyor, direniyor, diretiyor. Hele özellikle bu böyle bir MHP anlayışıyla bu soruna böyle çözüm de biraz zor gibi gözüküyor. Ama toplumsal muhalefetin örgütlenip toplumsal muhalefetin baskı yaptığı sürece ancak bu sorunlar çözülür. Bu sorunu sadece Abdullah Öcalan'ın sorunu olarak, cezaevlerin sorunu olarak bakmaması gerekir. Bu soruna gerçek anlamda toplumsal bir sorunmuş gibi bunu algılayıp buna destek olması, bu çağrılara kulak vermesi, bu çağrıları ciddiye alması, temennim budur, çağrım da budur.